Herkese merhabalar, ben Hafize. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün Mayıs ayından beri size biriktirdiğim bütün alışverişlerimi göstereceğim ve hala kargoda olanlar var. Onları da muhakkak bu videonun sonuna ekleyeceğim. Şöyle ki Mayıs ayından beri Mayıs-Haziran'ı kapsayan bir alışveriş maratonuna giriştik. Bunun en büyük nedenlerinden biri düğün. Malum kuzenimiz evleniyor. Hem onun için alışveriş yapıyoruz, hem yaz için bir şeyler almamız gerekiyordu, hem de birazcık da indirimlerden yakalayıp güzel şeyler bulabilir miyiz derken güzel şeyler aldık. Bu videoyu o kadar uzun süredir bekletiyorum ki kardeşim artık bana isyan ediyor. Hani çıkar şu poşetten şunları da giyelim falan yaptı. Ama ben dedim ki hayır, önce videoda göstereceğim, sonra giymeye başlayacağız dedim. Bu arada hava o kadar sıcak ki saçım açık başladım aslında videoya başlatmaya çalıştım ama yani yok, 2 dakikada terden geberdiğim için maalesef ki saçımı toplamak durumunda kaldım. Bu yüzden özür diliyorum. Şimdi ilk bahsedeceğim ürün Mayıs ayında Anneler Günü indiriminden yakalayıp aldığımız ve benim uzun süredir göz koyduğum bir şeydi. Bunu hatta Mayıs favorilerinde de bahsettim. Bu Ray-Ban'in gözlüğünü aldım. Şimdi biraz açıp göstereceğim. Normalde 800 küsür lira gibi bir fiyatı vardı. Fakat anneler gününde ek %10 indirimle birlikte 493 lira gibi bir fiyatı vardı. Tabii ki %25 artı %10 indirimiyle bu klasik damla gözlüğü denilen gözlüklerden aldım. Bu gözlükleri çok ama çok uzun süredir istiyordum. Bu yüzden de sanırım bu parayı hak ettik ki zaten şöyle düşünüyorum, bu gözlük kesinlikle ve kesinlikle evladiyelik bir gözlük. Hani ileride gerçekten ama gerçekten çocuğuma bile kalabilir çünkü modası hiç geçmeyen bir gözlük. Meşhur olduğundan beri hiçbir şekilde modasını yitirmedi ve hani hep kullanışlı bir gözlük oldu. Ne giyerseniz giyin bu gözlük gerçekten bir noktada bütün kombini havalı yapmayı başarıyor. İnanın nasıl bir etki hiç bilmiyorum ama bu gözlüğü aldığım için o kadar mutluyum ki anlatamam size. Kendime doğum günü hediyesi ayakkabı aldım. Hatta. Şimdi şöyle ki bunun biraz hikayesi var, anlatayım. Ben uzun süredir beyaz bir ayakkabı arıyorum ve benim beyaz ayakkabım yok. Siyah da yok. Neyse. Siyah ve beyaz bir ayakkabı arıyorum. Yani siyah da olur, beyaz da olur ama önceliğim beyazdı. Sonra işte Super Step'te Stan Smith'leri denedim. Broşeleri denedim. Ya 700 lira vereceğim. Hangisini alsam diye düşünürken internete her şekilde hepsini yazdım. Ve karşıma çocuk reyonundan bir Stan Smith çıktı ve yanlış olmasın 300 küsür lira gibi bir parası vardı. Dedim ki nasıl yani Stan Smith 300 küsür lira, pardon, tamam çocuk reyonunda ama bu kadar ucuz olması gerçekten akla mantığa yatar mı, acaba orijinal mi falan diye düşünürken sitenin Trendyol olduğunu gördüm. Bir satıcıydı, emin değilim, aşağıya linkini koyarım bulursam. Ve kırmızı bir Stan Smith aldım. Şu an bunu giydiğim için çok gösteremiyorum ama bu Stan Smith'leri aldım. Bunun şöyle bir özelliği var. Bunu yakından da size çekerim. Hatta şu an yanımda, yan ekranda görüyorsunuzdur. Birazcık yılan derili bir ayakkabı. Bu sezonun modasına da uyduğu için bu ayakkabıları gerçekten ama gerçekten çok beğendim. Tek sıkıntı ilk giydiğimde benim ayaklarım biraz kemikli olduğu için ayağımı vurdu arkadan. Acaba giyemeyecek miyim, yapamayacak mıyım, edemeyecek miyim derken bir giyişte ilk vurdu. Ondan sonra çekiçle vurduk ve şu an ayakkabı ayağımı vurmuyor. Ve sanırım tatile bile bunu götürmek istiyorum ama hala karar vermedim. Yani artık benim de bir Stan Smith'im var. Bu yüzden çok mutluyum. Gerçekten her şeyle kombinleyebilirim. Arkası kırmızı olması da benim en büyük tercihlerimden biriydi. Şimdi gelelim bir diğer ürüne. Aslında bu ürün benim değil, kız kardeşimin. Ama bunu da göstermek istedim. Çünkü bunu biz düğün için aldık. Ve bunu kim görse wow çok güzel bir elbiseymiş falan diyor. Bir video paylaşmıştım ne giysem diye. Bu arada burada bahsettiğim bütün videoları aşağıya linke koyacağım. Hatta ve hatta internetten aldığım ya da internette link bulabildiğim bütün ürünleri de aşağıya koymaya çalışacağım. Eğer unutursam siz bana hatırlatırsanız çok sevinirim. İnanın bana, siz hatırlattıktan sonra hepsini koyarım. Neyse. Bir video yayınlamıştım ne giysem diye. Orada kız kardeşim bir elbise beğenmişti. Fakat elbise 300 liraydı ve hani acaba buna değer mi? Yani bir gece elbisesi için 300 lira vermek ne kadar mantıklı? Koton'dan alınan bir şey 300 lira eder mi falan diye düşünürken kardeşim bunu çok beğendi.
Ve bizimkiler de hani bu kadar beğendiyse alalım hadi madem deyip almaya karar verdiğimiz bir elbise. Elbisemiz bu. Normal giyinişinde tabii ki göstereceğim ama şimdi elimde görün diye bunu böyle tutuyorum. Bu elbiseyi çok ama çok beğendim. Böyle altında gördüğünüz üzere tül var. Yan tarafta şu an görüyorsunuz. Bu elbisenin fiyatı 300 liraydı. Ve biz hani ay 300 lira nasıl versek, versek mi falan diye düşünürken karşımda dediğim gibi ailem hadi madem çok beğendim verelim dedi. Şimdi kendileri düğün için sabırsızlıkla giymeyi bekliyor desem yeridir. Çok yakında o da giyecek. Sezon indirimine geldiğimizde Inditex mağazalarını gezelim diye bir video yapmıştım. Aşağı yine linkini koyacağım. Orada aslında bazılarını gördünüz. Bazılarını o videodan sonra aldım ya da bazıları çok sürpriz oldu. O yüzden hani bu videoya sakladım her şeyi. Her şeyi bu videoya sakladım diyerek hızlıca poşetleri açmaya başlıyorum. Ve ilk sırada Bershka. Çünkü ilk defa bir şeyi bu kadar beğendiğimiz için dedik ki hadi bu seferlik olsun. Başka zaman zaten olmaz. Diyerekten kardeşimle kendimize, çünkü biz birlikte kullanıyoruz. Şöyle bir takı seti aldık. Bunun 35.95 gibi bir fiyatı vardı, indirimdeydi. Ama ne kadardan düştüğünü hatırlamıyorum. Bunların tarzlarını çok beğendik ve bir de biz bunu aldıktan sonra fark ettik. Şunun içi açılıyormuş. Yani mesela buraya birimiz annemle babamızın resmini koyup taktığında çok havalı bir görüntü oluşturabilir diye düşündük. Bu gerçekten çok 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 beğendiğimiz takılarımızdan biri olacağına eminim. Gelelim H&M'e. Aslında bu H&M'den aldığım iki parçayı da gördünüz. Yine aynı şekilde yanda da görüyorsunuz giydiğim şekliyle. Bu pembe eteği aldım. Pembe değil, siyah ama pembe çiçekli eteği aldım. İçinde şu kadar kısa bir astarı var ve diğer tarafı tül olarak uzuyor. Bu etek tam tamına 60 liradan 20 liraya düşmüştü. Yani almamak imkansız gibi bir şeydi. Yazın inanın çok kullanacağımı düşünüyorum. Sadece astarının kısa olması acaba zor olur mu diye düşünüyordum. Ama bir şekilde onu da hallederiz diye düşünüyorum. Lastikli olması ekstra ekstra rahatımıza geldi. Bu eteği çok beğendim. Bir de ben uzun ama uzun zamandır siyah bir pantolon giyiyordum. Fakat pantolonum yırtıldığı için kendime salaş bol bir pantolon arıyordum. Hani böyle şort giyemediğin, etek giyemediğin yerler oluyor ya maalesef ki İstanbul'da. O yüzden hani daha rahat edebileceğim hem de böyle beni terletmeyecek bir şey arıyordum. Bunu da H&M'de buldum. Bu çizgi desenli çizgi. Hem çizgili hem de hafif kendinden desenli pantolonu aldım. Bu pantolonun fiyatı, tabii ki üstümde nasıl durduğunu birazdan yanımda göreceksiniz. 60 liradan 36 liraya düşmüştü. Böyle bir şey aradığım için şahsen fiyatının normal olduğunu düşündüm. Ve bunu çok sık giyeceğim için bu fiyat benim gözümde inanın çok küçük bir rakam olarak gözüktü. Kumaşı bir tık sert ama bu sertlik beni rahatsız etmedi. Giydiğimde çok daha şık durdu. O yüzden de bunu gönül rahatlığıyla aldım desem yeridir. Son olarak H&M'de artık birazcık böyle paketi gitmiş halde bir sünger aldım. Ben genelde H&M'in süngerlerini tercih ediyorum. Bu 12.99'dan 5.99'a düşmüş. Malum tatile gidiyoruz ve tatilde düğün olduğu için, makyajımızı kendimiz yapacağımız için bir yeni süngere ihtiyacım vardı. Ve bunun rengi o kadar hoşuma gitti ki o yüzden bunu aldım. Ekstra da bir de bu eklenmiş oldu H&M alışverişime. Stradivarius'a gelelim. Bu birazcık olaylı bir jilet oldu. Ya da slopet oldu desem yeridir. Kendimize bir slopet aldık sonunda. Hem de kot bir slopet aldık. Hem yaz hem kış giyebileceğimiz bir slopet. Bunun bir siyahı bir de kot rengi vardı. Aynen. Siyah mı kot rengi mi diye düşünürken hani tam elimiz siyaha gidiyordu. Dedim ki benim kotta aklım kalacak, kotu alalım deyip kotu alıp çıktık desem yeridir Stradivarius'tan. O yüzden de böyle bir jilemiz olmuş oldu. Asıl gelelim bence olay markaya. Çünkü ben Plunder birden genelde hiçbir şey bulamam. Hiçbir şey beğenemem.
beğensem de olmaz ve beğensem de bunu orada bulabileceğim hiç aklıma gelmezdi. Çünkü ben uzun süredir saten etek arıyorum ve ama saten etekte bazı aradığım noktalar vardı ve asla ama asla güzel olmuyordu. Hatta ve hatta Inditex mağazaları gezdiğim videoda Bershka olması gerekiyor. Bershka'da bir siyah saten etek denedim. Hani siyah zayıf gösterir değil mi? Yok yani. İyice şişirmişti beni. Ama bu etek herhalde nehirle karşımıza çıktı. O kadar beğendik ki o kadar beğenebiliriz. Şöyle bir saten eteğimiz oldu. Bu diz kapağının biraz daha aşağısına, belki bir karış daha aşağısına geliyor. Fiyatı 120 liradan, değil mi? Evet, 120 liradan 60 liraya düşmüştü. Yani anlayacağınız %50 indirimle bir saten eteğim olmuş oldu. Bu eteğin ayrıca kırmızı olması da Adidas Stan Smith'lerimle o kadar güzel uyacağını gösteriyor ki. Bunu kombinlemek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Sırf siz bu videoda görün, etiketiyle görün diye bu kadar uzun süredir beklettim. Asla yoksa bekletmezdim deyip bunu da kendine kaldırıyorum. Bir de gratisten ufak bir alışveriş yaptım ama bu ihtiyaca yönelik bir alışverişti. O yüzden aman aman göstereceğim bir şey yok ama yine de bahsetmek istiyorum. Klasik olarak bir sünger diyorum, bir pamuk aldım. Bir de geçen gratis alışverişimde de bahsettiğim şey asetonlardan aldım. Çünkü asetonum bitiyordu. Zaten alacağımı söylemiştim. Bunları hızlı geçiyorum. Kendime deodorant alacaktım. Çünkü deodorantım bitti. Fakat bir de tatile gideceğimiz için böyle bir set gördüm. Bu küçük şampuan ve bu Rexona'nın şişesi 17.95 gibi bir fiyata geliyordu. Zaten Rexona'lar tek başına 17.95. Bu arada bu şampuan 200 mililitrelik ve ikisi bir arada özel formülüyle hem şampuan hem bakım kremi birlikte olduğu için yani yanıma sadece bu şampuanı alarak bütün tatili geçirebiliriz ki biz 3 kişiyiz ve bu şampuanın bize yeteceğini düşünüyorum. Yetmezse ki oradan alırız ama yine de böyle bir avantaj paketi yakalamışken sizlere de bahsetmek istedim. Hani yanımda pakette şey taşımak istiyorum, küçük şişeleri almaz, ne yapacağım falan derseniz böyle bir avantaj paketi var. Oy, düşünebilirsiniz eğer deodorant kullanıyorsanız. Bu arada çıkan deodorantı da 48 saat etkili olanlardan yani pudralı deodorantlardan haberiniz olsun diyorum. Ben şunu bir temizleyip geliyorum. Ve geldim. Şimdi gelelim Trendyol alışverişine. Bu aralar o kadar çok Trendyol'dan bir şeyler aldım ki. Ben Trendyol'dan ilk olarak şu... Ay poşet düştü. Kısa bisikletçi taytlarından aldım ve bu taytı iki kere giydim. Şimdi şöyle ki bu taytın biraz parlak bir kumaşı var. Zaten bunu yan tarafta şu an görüyorsunuz. Bunun fiyatı 39.99 yani 40 lira gibi bir fiyatı vardı. Şöyle bir kumaş yapısı var tam olarak. İç gösterecek kadar ince değil ama terletecek kadar kalın da değil. Yani arada bir kumaş olduğu için kesinlikle ve kesinlikle çok sevdim. Sporda da giydim. Hatta dışarıda da giymeyi düşünüyorum. Hatta tatile de götürmeyi düşünüyorum. Bir de çok uzun 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 zamandır kendime bir serçe parmak yüzüğü arıyorum. Ama aradığım hiçbir şekilde serçe parmak yüzüğüne ulaşılamıyordu. Ben de uzun süre önce favorilerime eklediğim bir yüzüğü gördüm. Ve dedim ki bunu acil alıyorum. Bu yüzüğü gördüm. Şimdi ben bunu serçe parmağıma taktığımda bu bana büyük geliyor. Ama o kadar beğendim ki yüzüğü yani iade etmeye geri kıyamıyorum. O yüzden ben bunu orta parmağıma yani daha doğrusu işaret parmağıma takarak kullanmaya devam edeceğim. Keşke serçe parmağım olsaydı çünkü tam olarak böyle bir serçe parmak yüzüğü arıyorum. Artık gerçekten en sonunda büyük olasılıkla bir gümüşçüde yaptıracağım. Çünkü hiçbir yerde bulamıyorum. Bulunan yerlerde de kalmamış oluyor. Düğün elbisemi aldım. Fakat şu an kendisi gelmedi kargoda. Siz hatta şu an yanımda görüyorsunuzdur büyük olasılıkla. Geldiğinde deneyip size de gösterecektim muhakkak. O yüzden siz şu an yanında görüyorsunuzdur. Böyle bir elbise aldım. Şu an elbise elime gelmediği ve nasıl durduğunu bilmediğim için elbiseyi iade mi edeceğim yoksa elbiseyi giyeceğim mi düğünde bilmiyorum. Ama görünüşte çok hoşuma gitti. Kendinden simli bir kumaşının olması, bu üst detayı, arkası, yırtmacı falan çok hoşuma gittiği için böyle bir elbise aldım. Umarım beklediğim gibi gelir ve umarım
istediğim sonucu elde etmiş olurum. Sonrasında da kardeşime en son düğün için alacağımız şey ayakkabıydı ve Kadıköy'e gittik geçen gün. Bambi de kardeşim bir ayakkabı beğendi. Ve ayakkabının fiyatı 200 liraydı. Dedim ki hani ben bu ayakkabıyı gördüm ve nerede gördüm diye düşünürken Trendyol'da gördüğümü fark ettim ve Trendyol'da 76 liraya olduğunu hatırladım. Tek farkları, iki tane farkı vardı aralarında. Biri deriydi, biri süetti. Bizim aldığımız süet. Hatta şu an yanında fotoğrafını, daha doğrusu videosunu görüyorsunuzdur ayakta. Bir de arkadan fermuar vardı bizimkinde. Diğerinde kemer vardı. Bir de bunu aldık 76 liraya. Kardeşimin son düğün için aldığı ekstra olaylardan biriydi. Artık onun defteri tamamen kapandı. Eğer elbiseye beğenirsem benim defterim de tamamen kapandı. Bu arada bu ayakkabı benim kardeşim 40 numara giymesine rağmen 39'u oldu. Ve ayağında gayet rahat durduğunu söyledi. O yüzden de bunu aldık. Bir de son ve son ürünüm olarak bu ayakkabıyı alırken 8.99 kargo parası ödememek için dedim ki bir tane tişört alalım. Hani en azından kargo parasını vereceğimize bir tişörtümüz olmuş olur. Onun parasını çıkartmış oluruz diyerekten kendimize bir tane Trendyol'dan böyle markası HDS sanırım. Aynen. Hadise diye bir markadan şöyle bir tişört aldık. Ama hani böyle aman aman özellikle aman mükemmel bir tişört değil. Aksine kalın bir kumaşı var ve sert bir kumaşı var. O kadar beğendiğimizi söyleyemeyeceğim ama en azından 8.99'u kargoya vereceğimi kargo bedava bir şekilde yapmış oldum diyorum. Ve sanırım benim söyleyeceklerim bu kadardı. Daha doğrusu benim aldıklarım bu kadardı. Umarım aldıklarımı beğenmişsinizdir. Dediğim gibi aşağıya linkini, videoların linkini koymaya çalışacağım. Eğer unutursam diye siz bana hatırlatmayı lütfen unutmayın eğer aşağıda göremezseniz. Böyle videoları daha çok ve daha sık çekmeyi çok isterim. Fakat maalesef ki bu kadar toplu ve bu kadar çok alışverişi genelde yapmıyorum. İhtiyaca yönelik alışverişler yapıyorum. Onlar da bir iki parça oluyor ve iki parçayı bu kadar detaylı anlatamam şahsen. O yüzden de hazır fırsatını bulmuşken bunları sizinle paylaşmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir ve umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Gelecek diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Thank you.